Kont Dracula karakterine ilham olan Kazıklı Voyvoda'ya ait bir mektupta DNA örneği yer alıyor. Bilim insanları Vlad Tepeş'in gerçekte nasıl göründüğünü ortaya çıkarmak istiyor. Yeniçerileri kazığa oturtma yöntemleriyle infaz eden Kazıklı Voyvoda, Romanya'da yer alan Volaçya bölgesinde 1448'den 1476'ya kadar Osmanlı'ya karşı isyan etti ve savaştı. Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği Seferi Kuvvet ve Osmanlı'ya bağlı Moldovalı güçler tarafından mağlup edilen Kazıklı Voyvoda veya Vlad Tepeş, 1476 veya 1477 tarihinde mağlup edildi. İsyancı askerler kendi yöntemleriyle kazıklara oturtuldu. Vlad Tepeş'in ise kellesi Fatih Sultan Mehmet'e gönderildi ve İstanbul'da uzun bir sopanın ucuna takılarak teşhir edildi. On binlerce askerin ve insanın ölümüne sebep olan 28 yıllık isyan sürecinde Vlad Tepeş'in hem yerel halka hem de ele geçirdiği Osmanlı askerlerine uyguladığı kazıklı infaz yöntemi hafızalardan silinmedi. Coğrafi açıdan savunması kolay, sisli ve dar dağ yollarıyla ulaşım sağlanabilen bir şatoda yaşayan Vlad Tepeş, gotik edebiyatının temsilcilerinden İrlandalı yazar Bram Stoker'in Dracula adlı romanına ilham oldu. Vlad Tepeş'in şatosunda geçen bu romanda Kont Dracula karakteri, Vlad Tepeş'ten esinlenilmiş bir vampirdi. 1897 tarihli roman, vampir temalı kurgulara ilham oldu ve Kont Dracula karakteri tüm dünyada ün kazandı. Bilim insanları Vlad Tepeş'in ölümünden yaklaşık bir yıl önce 1475'te kaleme aldığı bir mektubu buldu. Tepeş'in mührünü taşıyan mektubu incelemeye alan bilim insanları, Kazıklı Voyvoda olarak bilinen ve tarihin en ikonik karakterlerinden Kont Dracula'ya ilham alan Vlad Tepeş'in DNA'sına ulaşmak istiyor. Eğer DNA örneği tespit edilirse, Vlad Tepeş'in 3 boyutlu modellemesini yaparak gerçekte nasıl göründüğünü ortaya çıkarmak istiyorlar. Voyvoda, Rumen dilinde hükümdar ve prens anlamına geliyor. Günümüzde Romanya'da yer alan Volaçya, Eflak ve Bohdan'da hüküm süren krallar Voyvoda unvanını alıyordu. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen.